Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince, maça her iki takım da istekli başladı. Şunu söyleyebilirim, rakip takım bize göre daha e, coşkulu ve sert başladılar. Daha böyle e, sahanın her bölgesinde oyunun başında e, çok agresif başladılar. Biz de onların bu agresifliğine karşı çok fazla e, karşılık veremedik. Sonuçta bir karambolden bir gol yedik. Biraz daha toparlanmaya çalışırken Ferdi'nin erken sakatlığı ve o ara oyunun durmaması ile birlikte onun yerine sokamadığımız bir oyuncu ee, Nazım'ı sokamadık. Sağda 10 kişi mücadele ederken de ikinci golü yedik. Bu yediğimiz ikinci gol takımın birazcık demoralize etti. Sonuçta tekrar bir karşılık verdik. Bir gol bulduk ve devreye bu şekilde bitirdik. İkinci yarıya gene rakip çok agresif başladı. Yine bu agresifliğe karşı bir cevap veremedik sahada. 55. dakikada bu sefer tekrar bir hamle yapıp oyunu dengelemek istedim. Dengeledikten sonra tekrar tam dengeleyemedik mi, dengeledik mi orası da tartışılır. Bir gol daha yedik, 3-1. Oyunun son bölümünde tekrar bir mücadele gücümüzü biz arttırdık. Yaptığımız değişikliklerle de bir gol daha bulduk. Sonuçta 3-2 kaybettik. Ee, üzgünüz. Tabii ki bu maçı biz bu şekilde bitirip tamamlamak istemiyorduk. Daha farklı düşüncelerimiz vardı. İstediklerimizi tam anlamıyla bugün sahada yapamadık. Yapamamamızın yani nedenlerinden bir tanesi de rakibin çok daha agresif oynaması. Bu agresifliğe karşı e, biz e, bir karşılık veremedik maalesef. Üzgünüz. Sonuçta Tabii ki. Şimdi Avrupa Kupası'ndan elendik, Türkiye Ziraat Kupası'ndan da elendik. Elimizde bir tek lig kaldı. Haftada bir maç oynayacağız artık. Bunun da bahanesi yok. Elimizdeki sağlıklı oyuncularımızla maç maç düşünüp biz ligdeki sıralamadaki yerimizi daha üst sıralara taşıyarak en azından taraftarlarımızı mutlu edebileceğimiz bir oyun, bir karakter, bir mücadele ortaya koyarak Önümüzdeki sezon itibariyle bu takımın tekrar Avrupa Kupalarına gidebilmesi için bütün mücadelemiz bu yönde olacak. Ee, biz bugün buraya sonuçta kendimize kaybettiğimiz için öncelikle gollemeden gol atmamız gerekiyordu. Galip gelmek, turu geçmek için kendimize bir avantaj sağlamamız gerekiyordu. Biz arkada üçlü kalıp iki tane önde üç tane forvetimiz var onları içeri alıp Ferdi'nin hucuma çıkışları ve Bright'in hucuma çıkışları kanatlardan ön tarafa daha fazla oyuncu çıkıp sonuçta biz bugün bütün kurgumuz buydu. Böyle başlamaktı. Yani iki tane kanat oyuncusunu ön tarafa fazla destek vererek yani gol atmayı hedefliyorduk. Ama Ferdi sakatlanınca bütün ikinci golü de sahada 10 kişi kalıp yedikten sonra takım demolize oldu. Bu sefer normal dörtlü sistemimize dönmek zorunda kaldık. Ki gene ama ön tarafta ee, bir gol atıp gene maçı çevirmek için e, Mücadele etmeye çalıştık Rakip gerçekten e, Çok koştular çok agresif iyi mücadele eden Kendisi taraftarın önünde de Daha coşkulu oynayan bir takım Biz bugün e, Bunları yaparken orta sahada biraz daha Eksik kaldık Bununla beraber tabii ki e, Rakibe oyunun son bölümünde birazcık e, Karşılık verebildik 3-2 kaybettik çok üzgünüz bu konuda Ki bugünkü maç e, Yani Fenerbahçe'nin bundan sonra tek hedefi lig kaldı. Ligdeki sıralamadaki yerimizi üst sıralara taşımak istiyorsak e, bu oyuncular kimler olacak? Kimlerle biz mücadeleyi vermeliyiz? Nasıl vermeliyiz? Artık e, teknik adam olarak ben ve ekibim bunları zaten bu akşam da çok net gördük. Bundan önceki maçlarda da görmüştük. E, buraya zaten gelmeyen sakat cezalı oyuncularımız da var. Bunların da düzelmesiyle birlikte biz de bundan sonra e, ligde e, en iyi mücadelemizi ee, en sağlıklı oyuncularımız kimler? Bunları bir araya getirerek bu oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Ama bu, bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Hepsi bizim oyuncularımız. Tabii ki biz de bundan sonra e, bu ligde bu mücadeleyi verebilmemiz için hangi oyuncularla vereceğiz, nasıl vereceğiz bunların planlaması zaten ekibimle beraber çalışıp kararını vereceğiz. A tough game for us. We when we were we with 10 players in the pitch and uh, we get a goal from our mistake. After we get the second goal, we, we react, we score one goal. In second half, uh, also they they push, they score more one more goal. And after the last 15, the last 15 minutes, 10 minutes, we react again, but it was not enough. As we worked, we we had a, a plan, but uh, didn't work good. Uh, they create some opportunities. We have to to analyze again the game for the future for us to to improve what we make wrong because now finish for us this competition and we have to to continue in our league. Uh, yes, that's all. we We cannot say something now about this.